Dur biraz Ece ile bir cam muhabbeti yapalım. Hayatım ne Yapma. oldu? Aa, çok, çok Dikkat çok, et bebeğim biraz. Yasla. Benim bir dişçi var ona götürelim seni. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz hayatım. <laughs> Ece ile bir cam asla böyle şeyler yapmıyorlar Pelin ya. Hiç mi izlemiyorsun? Hayır çözümü? tam tersini izliyorum. Sürekli olarak birbirlerine öğütler, vaatler. Sürekli alttan alta birbirini <laughs> övme. sürekli olarak ki ben öyle değil. Mesela Ece erken de sürekli şey var. Ki ben öyle değilim ama bir Bali yıllardır bu sektörün içerisinde kendisi bir magazin gazetecisi falan diye sürekli coşarak <laughs> konuşuyorlar. Anladın mı? Lütfen Ece. Kıma. Evet şimdi. Yaklaşık olarak bundan ne kadar süre önce oldu? Bir ayı geçtik herhalde. Bir ay önce yine Seli Ciğerci ile alakalı bir olay yaşandı. Ee, kına mı? Hayır kına değil. Kına muhabbeti değil, Kına'yı da konuşacağım ama. Çünkü Kına daha çok yeni yaşandı. Ama onu sen bize anlatacaksın sadece çünkü o bu konuda ben hakim değilim çok. Onu konuda çok ha. araştırma yapamadım, bekle. ha, Ha sen bunu açtın. ha, evet şimdi durdurdum bir dakika. Durdurdum. Mevzuyu baştan bir anlatmak istiyorum. Eee Selin Ciğerci'nin o dönemki erkek arkadaşı diyeyim, şu anda evliler kendisi de ikisi. Bir kadın sürekli olarak özelden işte mesaj atıyor. İşte e, bekar olsan seni kaçırmazdım. <laughs> şeklinde mesajlar. Çok iyi çocuksun, kendine yazık ediyorsun şeklinde mesajlar ve bir Bak gün sinirleniyor Ve bir gün Selin Yarıcı dayanamıyor. Eee en sonunda gidiyor bu kadının olduğu mekanı basıyor. Çok ufak 36 saniyelik bir Selin ciğerci mekan basma videomuz var önce. İnsanların video çekmesi umurunda değil. Bak çekiyorlar. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Bu merhaba. kadın bildiğiniz <laughs> evli baktı adamla Ece izlemiyor. yemin ediyorum. O da rezil olmasın Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Allah bela versin bu Ece değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Yapar bunu. Sağ mi? Ben olurum. Helal de olsun yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? İzlet video konuşalım üstüne. <laughs> tamam dayak atmıyorum ona. Adam, Sen resim bir kadınsın. ben, kadın. ben... Ya ben senin yanına oturamam ki. Kirlenirim. Konuş bacım. Ben senden daha kadınım anlıyor musun? Şu, şu haline bir bak. Terbiyesiz. Sen nasıl <laughs> rahat olmazsın? Göstereyim sana ben ben. Terbiyesiz. <laughs> ha, bir bakalım Pelin durdur şunu. Dur, ne durdur durdur Şu anda. Uhu, selam verdik ama neden Ebru'nun klibiyle aynısını yapmış ki bu kadar kıskançlık olur yazık ediyorsun kendine çok hoş çocuksun attığı mesaj birebir bu ya hadi be oradan kaltak ya <laughs> çok özür dilerim Pelin hanımefendi <laughs> hanımefendiden e, kendisinden bahsetmiyorum Peki, çünkü, bir dakika öncesinde şunu da ister misin onun da bir açıklaması var çünkü <laughs> Onun da bir ufak hmm. açıklaması var. İster misin o Instagram storiesini izlemeyi? i̇sterim. Tamam okey. Gene bir kendimi büyük ekran alıyorum. Bu arada kötü niyetli insanlar olup bizim linkimize dalıp kötü şeyler yapabilirler diye mecburen bu şekilde kuruyorum. Kendimi birkaç dakikada büyük ekran alıyorum. Öbür hafta Ya Pelin bir kalkıp şu köpeği bir öpsene ya. Aa, benim içimde kaldı. Orada o kadar sakin uyuyor ki. Böyle suratına ısırasım geldi böyle. Ah! Aha. ha ha İyi ben burada yapıyorum yayını ha o zaman. Aşkım. Aşkım. ha <laughs> <laughs> bak ha <uzur> ha <bozuldu. gülüyor> Merak etme bu köpeğin rahatını bozdum. Niyeti <laughs> <laughs> <Ya>. huzur kaçırmaktı. <laughs> Kendi evimdeyim niye çorap giyeyim deli misiniz siz? Aa. Kendi evim misler gibi niye çorap giyeyim kendi evimde? Deli miyim ben? Bak. <laughs> ha, dur şimdi. Öncelikle mekan basma olayını geçtik. Okey şimdi. Ardından e, bu mesajları Allah, açan benim arkadaş. Benim ekran mı gitti? Sen de mi kadını, gitti, mi kadını? Gitti, mi kadını? bu şekilde çift karşı çift gözlü görüyorsun? Yok. Ben tek görüyorum. görüyorum. Ha ben de oynamıyor ki kızım. Ha şimdi oynadı tamam. Oynadı mı? Bir daha alabilirim başa. Şimdi bir daha alıyorum. başa başa, başa alsana ben de hiç oynamadım. Aldım hemen. Ha açıklama kısmından itibaren alıyorum. Bu arada Selin Ciğerci kız hakkında konuşana kadar asla asla tanımıyordum kim olduğunu. Nereden tanıyacağız? Başladı değil mi? Evet onlar ben yazdım. İyi yani ben burada sana aşığım Gökhan, senin için ölüyorum, bitiyorum diye bir cümlem yok. Ya yani senin, senin ne için... haline ya? <laughs> Ki sevgilisi bir mekanda gelip bana selam veriyor, saatlerce bana bakıyor, tanımadığı birine neden gelip selam veriyor? Bir şey söyleyeceğim, çocuk selam veriyor ve iddiasına göre de bakıyor. Valla ben asla inanmam. Bir kere başında bunlar ayrı oldukları zamanda yazdım diyor. Ayrılarsa neden kendine yazık ediyorsun diyorsun. Ha. Yani orada bir tutarsızlık var. Kesinlikle. O yüzden hiçbir dediğine inanmam. İşte. İşte. Ya da Selin'i bu kadar severken niye başka kızları kesiyor? Ki ben orada bile olmadım. Başka ben kızları o kesiyorsun mekan, bende. Bir mekan. Kız arkadaşımla orada oturuyorum. Mekan sahibi de benim arkadaşım. Ne beni, ne o mekanı böyle küçük düşürmeye hakkı yok. Hadi be sen kendini küçük düşürmüşsün. Bir insan bile değil kendisi. Ama biz insanız dedim. Gel insanca konuşalım. Yanlış anlıyorsun. Gel ifade edeyim sana dedim. Ama yok. Daha çok bağırarak bastırmaya çalıştı. bu suçluluk Kompleksi olan insanlara yapabileceği bir şey. Ben bundan sonra gereken şeyleri polise anlattım. Pelin, hep <laughs> derim, bağırana değil, bartana bakacaksın ya, değil mi? O yüzden geçecek o suçluluk kompleksi falan şeylerini. O kadar haklı ki Selinciye, hani gidip mekan basması Böyle falan bir şey yapar tam mısın? Geçiyorum. Mekan basar mıyım mı? Yani mekan basmanın da ötesinden birisi böyle bir şey yap ve aylardır yapıyor mesela e, düğün oluyor, tamam düğün oluyor, o düğüne davet edilmediği halde, hiç kimsenin davetlisi olmadığı halde bir arkadaşı aracılığıyla gelip tam sizin masanızın karşısına oturuyor, bütün bir gece boyunca erkek arkadaşına bakıyor, bütün bir gece boyunca. <laughs> Sürekli bu tarz mesajlar atıyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, kendi namıma konuşayım. Ee, ah. benim çok sabrım sınanırsa yapabileceğim bir hareket. Çok sabrımın sınanması lazım ama. Şey önemli ama erkek arkadaşın tavrı da orada önemli. He. Hani. Yani i̇şte, mesela çünkü... bu Bu ban var mesela onu. Evet bu arada mesela Batuhan da aynısı yapar. Engeller. Ki oldu da evet. mesela yaşandı Muhat da böyle şeyler. Muhatap olunacak bir... Ha, aynen. Muhatap olunacak tipler olmuyor çünkü. O kadın zaten Adamla değil o kadının derdi ya. Kadınla işte. Kadının daha çok takipçisi var. Daha çok şey var. Ya şey Elde edebileceğini... Var. Heh, da şey var yani ya işte böyle ilişkisi olan insanı daha cazip bulma. Böyle evet. insanlar bu arada gerçekten var yani. Hakikaten bunu Dolu ya. daha çekici bulan işte e, mesela bu tarz bir ilişkiyi bozduğunda kendini daha motive ve daha mutlu hisseden çok fazla insan var. Özgüvensizlik o ya. Kesinlikle öyle. Yani kendi de egosunu e, ee, bu şekilde tahmin, e, tahmin diyorum tatmin etmeye çalışıyor. <laughs> ben bir şey söyleyeyim Abi mesela- de bu kadını- <laughs> Ha söyle, önce sen söyle. Söyle, söyle. Beyaz TV'ye falan çıkardılar bunu ya. Ne? Bir dakika o kısmı asla hatırlamıyorum. Bu kız be, şey, Bir Canlar'ın programına çıktı. Ah oh, bir dakika görmem lazım. Ay inşallah Ece bizim de bu konseptimiz bu kadar büyür de. İnşallah büyümez. Yoksa benim param yok avukata verecek o kadar. Aynen şey olarak yani büyür. Yani i̇nşallah mesela ararız derler işte bize bağlanmaya falan çalışırlar. He. Kendimi açıklamak <laughs> istiyorum falan şeklinde. <laughs> Bir saniye şimdi. Şunu hemen ekliyorum. Bir şey söyleyeceğiz. Video uzun ha. Ne açıklattırıyorlar buna? Dur oynatacağım şimdi. Ne açıklattırıyorlar ki buna bu kadar? İşte neden e, attım o mesajları, amaç neydi falan. E ne diyorlar peki? Ben hatırlamıyorum bunu ha. izlediysem de. Gerçi ha. hatırlamıyorum. Şimdi başladı mı? Mi, senle konuştuk Pelin ben bunu şey, üstüne konuştuk yüzüğüm... bunu? Çok çirkin olduğunu sana söylediğimi hatırlıyorum Aa, ya. Aaa chatten konuştuk senle bunu. Değil mi? Doğru. Sen izledin mi bunu? Aa evet tamam şimdi hatırladım. Stüdyoda görünce kadını hatırladım bu arada. Şey burada da ama kız zaten salak salak konuşuyor. Salak salak açıklamalar yapıyor yani. Asla elle tutulur bir açıklaması yok kızın. Ay yok burada. şey mesajlar var ya. Ne elle tutulacak? Şimdi bir şey söyleyeceğim Ece. buya gitmem lazım tekrar. Döndüğümde bana, Benim de. bana kınama... Tamam. iki dakika ara veriyoruz. Hem Ece hmm. hem ben. İki dakikalık bir ara. Siz de isterseniz çay kahve Dönüşte Ece'yle Selin Ciğerci'nin kınasını konuşacağız. Selin Ciğerci kınası, sen şimdiden koşmaya başla sen de uzun süre çünkü senke. ki. Selin Ciğerci kınasında gerçekten sponsorluk para alıp Demet Akalın'a söylemedi mi? Demet Akalın'la araları bozuldu mu? Bunları az sonra hep birlikte konuşacağız ama önce ufak bir çiş molası. <laughs> o sırada da sizi şununla baş başa bırakıyorum hemen geliyoruz efendim. Ya. Yeah. Evet, anlat. <laughs> ben o sırada <laughs> alakalı görsel bulayım. Dur bekle. Hmm, Selin Ciğerci Kına. Kına mıydı o ya? Evet doğru değil mi? Kınaydı. Düğün <laughs> değildi. Düğün müydü ya? Kına mıydı? Bilmiyorum. Düğününde mi kınasında mı öyle bir muhabbet dönüyor? Kınaydı kına. Kına. Kınada mı? <laughs> Okey. Kına diye hatırlıyorum. Tamam. Kına, tamam. Şöyle ben de o sırada görselleri açtım önüme. Kına'ymış. Herkes Kına diyor. Dinliyoruz Ece. Şimdi ee, Kına yapmış bu. Bir tane mekanda. E, işte Demet Akalınlar, bir sürü ünlü isimler falan filan gitmişler. Ondan sonra e, şöyle bir haber almış Demet Akalın ve çetesi. Bu Selin Ciğerci sanırım bu mekandan kınayı yapması için 250 bin mi öyle bir para almış. Reklam olsun işte ünlüler de geliyor falan. Kesinlikle yalanladı bunu Selin Ciğerci. Ama ondan sonra da Demet Akalın başka bir kanalda ya ikinci sayfaya şey açıklaması yaptı. İşte getir adını. Selin şu an çok ağlıyor. Hani olay doğru Selin şu an çok ağlıyor. Bir şekilde halledeceğiz falan gibisinden bir açıklama yaptı. Selin yani yani şu an çok ağlıyor gibi. mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim ama yani şu anda sosyal medyada çok çok büyümüş olan isimler zaten genel olarak bu tarz şeylerinde, düğünlerinde, ne bileyim kınalarında, işte baby showerlarında hep bir yerlerden şey almıyorlar mı? Ee, ben alıyorlar diye biliyorum. Ben de ama, alıyorlar olarak e biliyorum. İşte belki Demet Akal'ın kandırıldığını falan hissetmiştir. Hı hmm. Kullanıldığını hissetmiş olabilir mi? Kesinlikle. Peki neden hep ee, hep Demet Akalın'ın başına geliyor bu? Evet ya. Yani ben bazen şunu da düşünüyorum. Acaba piyasada insanlar, Selin Ciğerci için geçerli değil bu arada bu. Selin Ciğerci çok seviyor, çok sevdiğini biliyorum. Çünkü her yerde över mi bir insan? Her yerde, her fırsatta övüyor. Her yerde, her fırsatta işte e, kendisinin, kendisine ne kadar çok yardımı, katkısı dokunduğunu falan filan bahsediyor. E, ama acaba acaba biraz insanlar Demet Akalın'ı böyle şey yapıyor olabilirler mi? Kullanıyor olabilirler ne? mi acaba? Sanmıyorum ya. Demet Akalın o kadar salak bir kadın değil bence. Anlıyordur artık. Yani kaç senedir kimin kullandığını, kimin Gerçek şey olduğunu. Ama herkesle arkadaş oluyor. Bak herkesle, bir, bence bir dönem herkesle arkadaş bence. Tam tersi. Hani Kim varsa o sırada popüler olan, onlarla kanka oluyor işte. Hmm. Yani sen diyorsun ki... görünüyor diye. en azından. Ha, yani diğer taraf benim dediğimi yapıyor olabilir diyorsun. İsim vermeyeyim şimdi. <laughs> kimden bahsettiğim anlaşılmasın tam olarak. Ya bilmem yani bunun sizin de bilginiz olsun yapılan çoğu böyle büyük event e, genelde sponsorluklarla yapılıyor. Öyle şey değil yani e, işte e, hani herkes buna para harcıyor, ediyor gibi bir şey değil. Özellikle sosyal medya yani mesela ünlüler için bu çok geçerli değil ama sosyal medyadan ünlü olan insanlar için Merhaba. bu geçerli. Şimdi bir Krem çıkarttı değil mi Selin Ciğerci? Aa o ne be? <laughs> E, kendisine bir kozmetik zaten kendisinin bir kozmetik markası var artık bir sitesi var Hayda. oradan ürünler çıkarttı dün de e, bir takım sistemkar mesajlar paylaştı dedi ki insanlar dur. dedi yeni bir şarkı çıkartınca işte dedi ya da ne bileyim yeni bir filmi dizisi çıkınca işte e, Selim paylaşır mısın Selin şunu yapar mısın Selin bunu yapar mısın diyorlar e, bana sıra gelince hiç kimse hiçbir yerden paylaşmıyor bundan sonra ben de bu şekilde hareket edeceğim dedi. Kendisinin dün bir BB krem. Evet, dün bir BB kremi çıktı. Medikal olarak çıkartmış hatta. Medikal bir BB Allah. kremmiş. Hem cildi düzeltiyormuş. Ya yani iddiası bu yönde. Hem cildi düzeltiyormuş hem işte kapatıcılığı bilmem ne erkekler falan filan da kullanabilirmiş hatta o şekilde çıkarttı kendisi. Kendisinin açıklamalarını söylüyorum. E nerede satılıyor bu? Kendi sitesinde. Adalı da ya? söyledi. Bazı firmalara gitmiş, e, ilk kirpini çıkartacağı dönemlerde. E, demiş ki işte hani alır mısınız? Eder misiniz? Burada satılsa olur mu? Falan filan demiş. E, ama insanlar demişler ki hayır. Çünkü o zamanlar bilinen bir isim değilmiş o kadar. Şimdi göstereceğim bir dakika. Eğer ki duruyorsa hala hikayede göstereceğim. Aa, bu ne be. 120 lira ya BB krem. Anne. Şaka mı? Yani, yok. Bilmiyorum içinde <laughs> ne var ne kadar kaliteli de. Aa, bir dakika bakıyorum şu an. Ne kadar olduğuna. Bir dakika şu an sayfayı açıyorum. Ömer hoş geldin bu arada. Açmaya çabalıyorum. Ay ne oluyor? <laughs> wow bir video açıldı. Evet onu kapat. Neden? Mi? ne oldu? Ayıplı bir video mu? Ya kapat deyince <laughs> panik ata... 120 lira gerçekten. Hayır, 120 liradan daha pahalı çok fondöten var da 120 lira da yani Maybelline falan şeyi, skalası. Daha. Maybelline mi? Daha da yukarısı değil mi ya? Mac, evet, hatta. Mac falan o fiyatlarda değil mi? Yok, Mac uçuk, daha uçuk. Bakayım bir, bir, dakika. Mac fondöten yazıyorum. Fondöten yazdım. Almaya almaya nasıl yazıldığını da unutmuş. <laughs> Aa 219 lira mı? Deli mi bunlar? Tabi kız. Yok ya o çok uzun süre gidiyor ya onlar. Aman Nereden diyor, baksa çok... 6 ayı Aman var ama. Onu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ablamın yani. e, Mac Studio Fix fondöteni vardı şey bu sıvı gibi olandan. <laughs> tamam mı? <laughs> ben onu gayet bir ara çormuştum, kullanıyordum. Vallahi yalan olmasın ama hemen bitmişti yani, birkaç yıl önce. Sen nasıl kullandın Pelin onu? Ben o zaten çok bir kapatıcı bir şey. Bir ben azıcık bir azıcık ara, azıcık ben bir ara çok sürüyordum. Yok işte o kadar kapatıcı değildi. Böyle şey gibiydi hatta. Su gibi bir şeydi. Ya face and body diyorsun gibi. sen. Ha 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 evet face and body. Face and body. Ya bende de o ha, var. Hah işte aa inanamıyorum Ece zenginmiş duydunuz mu? İnanamıyorum. <laughs> ben de hocam niye 249 lira oha demedi. <laughs> ben daha sonra sorusunda... Ben onda iki tane aldım Pelin daha geçen günlerde bir tane rengi tam tutmuyor diye başka bir renkle alıp ikisini karıştırıp öyle kullanıyorum ben. Öyle sana. <laughs> Skandal ama şu an. Ama şu an Kızım yani alıp e, rengime uymayan şeyi nasıl kullanabilirim ya? E, i̇ki katı da uzun sürecek demektir bu. Yapacak bir şey yok. Vallahi ben son iki yıldır cilt temizleyicilerine düştüm. Cilt temizleyici ürünlerini alıyorum. Sürekli bakım Allah bakım bakım Allah bakım. Yemin ediyorum vallahi göz altı kapatıcısı hariç hiçbir şey sürmüyorum gerçekten. Evet. yani işte hani, rimeli falan saymıyorum hani işte rimeldi fardı. Ee, yani Hiç fondöten bir şey sürmüyor Asla mı? şu an yüzümde bir gram fondöten yok yemin ederim. Hayda. Bak gösteriyorum cildimi de. Ay, hatta şeyden belli olur. Şuradaki bak kızarıklıklarım falan gözüküyor yine. Hiç kullanmıyorum. Sadece gözaltı kapatıcısı o kadar. Vallahi cildimi temizliyorum düzgünce. Sadece gözaltı kapatıcı. ne burada. şey? Ya kapatıcı da ne biliyor musun bu arada? Gözaltı kapatıcısı direkt kullanmıyorum. Eee <laughs> şeyin... Bir tane fondöten yayında da göstermiştim hatta size. Neydi onun adı o fondötenin? Siz hatırlarsınız. Kızlar, kızlar erkekler hatırlarsınız. Ne ya? Söyle bana. Bildiğim, ha fit mi? fitminin mi'nin? E, Aa fit minin ya. en açık rengini göz kapatmak için kullanıyorum. Onun dışında Aa, ben de gerçekten beşi şey mi kullanıyorsun? Sanıyorum. Yok en düşük numarası kaçtı? 110. 5. 110 mu? Yok. 5 Hayır mi? o değil. 5 beş, beş en, beş en açık olanı. Beş, o 110 zamankan, değil. Ben 110 kullanıyorum ama. 110 ben, sanıyorsunuz ama 5 daha açık, hmm. onu söyleyeyim. 110 koyu gelenlere duyurulur. Okey, tamam. Ben 110 kullanıyorum, dediğim gibi onu da bir tek gözaltımı kapatmak için kullanıyorum, bir deri ben sürüyorum. Onun haricinde vallahi kullanmıyorum ki kullanmadığıma da çok artık mutluyum, şu açıdan mutluyum. Benim bir ara o fondötenler yüzünden cildim o kadar mı bozulur yani? Sürdükçe, Benim sürdükçe sürme ihtiyacı hissediyorsun. Gerçekten öyle bu arada. Evet. Yani belli bir süre sonra bu fondöten denen olan insanı muhtaç ediyor. Erkekler ve kadınlar, haberiniz olsun. Bilginiz olsun yani. Ben sadece oturuyorum, köpek gibi temizliyorum <laughs> mi <cildimi. gülüyor> Yatmadan önce, kalktıktan sonra gayet iyi. Gayet iyi. Çok pırıl pırıl gözüküyor ya ben kesin var sandım fondöten. Vallahi yok. Şey ama, e, ne kullanıyorum? E, bir tane temizleyici aldım Fruidia'dan indirimdeyken. O bayağı iyi geliyor Ece. O çok iyi geliyor. Ne söyle Neydi adı? Pembe pembe renkli olanı cilt temizleyicisi. Bu ne kız? Bir dakika ne? Ya ki? bir şey soracağım size ya. Face şey bu Mac'in Face Up Body'sini kullanan ve e, onun bu cildimi mahvetti gibi hissediyorum Pelin'i ya. Ama bir yandan da kapatıcılığı da çok güzel. Tam böyle çok şey de değil. Ağır da değil. Ama böyle o kadar sivilce gibi şeyler çıkardı ki böyle. Ya bak işte Hiç diyorum. Sen peki bir şey söyler misin? kapatmak için üstüne fondöten sürüyor musun? Yani kapatıcı sürüyorum. Na bak işte problem. Onlar mesela daha da kötü yapıyor. E Çık ne yapayım çıktı mesela. Ha diyelim ki çıktı. Hiçbir şey Cildimde sivilce çıktı ya. Ben ne zaman okudum onu ya? Eee işte diyorum ya bunu birkaç sene önce bu bakım işine düştüğümde şeyleri falan forumları morumları okuyordum. ve ee, birkaç tane kitap mitap falan da karıştırıyordum. Cildi bozuk olan varsa dinlesin ya yani. siz bilirsiniz. <laughs> Kadın erkek fark etmiyor çünkü cilt problemi konusunda. Eee <laughs> şey atıyorum cildinde bir bozukluk mu meydana geldi? Mesela atıyorum sivilce çıktı. İşte hmm. aşırı derecede bir bölgede morarma var e, ya da problemler var. İşte damar çatlakları oluyor bazı çok açık tenli ciltlerde. Adamda ee, dolu var ama ha, ya. Bu arada benim de mesela ya şurada kenarlarda çok hafif var böyle. E, ee, diyor ki bunları fondötenle kapatmayın çünkü cildiniz zaten fondöten sürdüğünüzde hiçbir şekilde nefes alamıyor. E, ee, ve normalde kendi kendine kapatmayın diyor zaten. duracak mı öyle o? Diyor ki mesela atıyorum bir ay boyunca, iki ay boyunca, bir ay boyunca diyor kendinize süre verin. İşte hiç fondöten kullanmayın. Hiç fondöten sürmeyin. Belli bir süre sonra fark edeceksiniz ki e, cildiniz buna artık ihtiyaç duymayacak eskisi kadar. Anladın mı? Tedavi et diyor yani. Beni, Üstünü kapatma diyor, tedavi e, damarın et Damarın nesini tedavi et? Deri ince orda, Altında ne varsa görünüyordu. Ben nasıl tedavi edeceğim ki? Ha damar olayını mı? Onlarla da barışmayı ha. öğreniyorum işte. Ben mesela barıştım. Ben barışmıyorum kardeşim. Ne <laughs> varsa süreceğim ben. <laughs> Ama artıyor diyorum sana sonra işte. Sonra sürekli artıyor diyorum sana. Burada kardeşim ben de sanki cilt temizliği şeylerinden reklam almış gibi. Hayır <laughs> yani sanki Ece Mac, Mac'den sponsorluk almış ben de cilt temizlemeden almışım gibi gerçekten. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.